<laughs> Saygıdeğer basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili sıfatıyla düzenlediğim basın toplantısında sizlere ve sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna en derin saygılarımı sunuyorum. Seçimler sonrasında ülkenin durumunu özetlersek ampulle kararan yegane ülkeyiz. Seçimler öncesi uyardık. Dedik ki ülkenin ekonomisi uçuruma gidiyor. Sakın seçim ekonomisi uygulamayın. Şimdi tek tek ortaya çıkıyor ki kamu kaynaklarını AKP ve Erdoğan'ın seçim harcamaları için finanse etmişler. İşçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın, yoksulun, yetimin parasını seçimlerde çarçur etmişler. Kamu kaynaklarıyla AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi yürütülmüş milletin dişiyle, tırnağıyla ödediği vergileri seçimlerde bol kepçeden dağıtmışlar. Ayıbı, günahı, vicdanı unutmuşlar. Bakın iletişim başkanlığına, iletişim başkanlığı bütçesinin yüzde yetmiş ikisini henüz yılın ilk beş ayında tüketmiş. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sürecinde 521.4 milyon liralık harcamayla bir rekora imza atmış İletişim Başkanlığı. İlk 4 ayda 44 milyon 331 bin lira harcayan İletişim Başkanlığı sonraki aylarda bu harcamaları katlamış, su gibi para dağıtmış. Nereye gitti bu para diye sormayacağım. Çünkü paranın nereye gittiğini Mısır'daki Sağır Sultan bile biliyor. Sözüm Fahrettin Altun'a. Ya harcamaları kalem kalem açıklarsın ya da açıklayamazsan istifa edersin. Derhal açıkla bu harcamaları. İletişim Başkanlığı bol kepçeden harcama yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı da geri durmamış. Ben demiyorum bunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı raporunda açıkça belirtmiş. Rapor'a göre Diyanet İşleri Başkanlığı Ocak ve Mayıs 2023 döneminde toplam 16 milyar 448 milyon 600 bin lira harcamış. Başkanlık 5 ayda yaptığı 16.4 milyar harcamayla genel bütçeri 26 tane kamu idaresini sollamış. İçişleri Bakanlığı 15 milyar 315 milyon lira. Dışişleri Bakanlığı 5 milyar 600 milyon lira. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 8 milyar 523 milyon lira. Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 milyar 956 milyon lira. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 12 milyar 466 milyon lira. Tekrar nereye gitti bu para diye sormayacağım. Herkes biliyor. 3-5 maaş alan diyanet bürokratlarını, lüks makam araçlarını, eş dost ve tabii ki seçimdeki harcamaları. Ve Ali Erbaş'ın düzce çelimle de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu'nu liyakati yetmemesine rağmen torpille İstanbul Beykoz'a ataması bile aslında başlı başına tek başına e, araştırılması gereken bir konu. Peki kurumlar böylesine paralar harcarken baştaki saraydaki kemer sıkar mı? Bugüne kadar kemer sıkmadığı için böylesine bir zor dönemde de sıkmaz elbette. Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Örtülü ödenekten Mayıs ayında harcanan para 164,5 milyon lira yılın ilk 5 aylık örtülü ödenek harcama toplamı 1 milyar 373 milyon 858 bin liraya ulaşmış durumda. Bu da her gün ortalama 9 milyon lira harcandığı anlamına geliyor. Bu para milletin parası. Bu para tüy bitmemiş yetimin parası ve her gün 9 milyon lira olarak harcanıyor. Tekrar söylüyorum Cumhurbaşkanlığı her gün örtülü ödenekten milletin 9 milyon lirasını harcıyor. Bol bol kepçeden dağıtılan paralar tabii ki bunlar vatandaşın sırtına yükleniyor. Bu bütçe açığı nasıl kapatılacak? Göreceksiniz yöntem belli. Borçlanma, vergi artışı, yeni vergiler veya para basma. Şimdi doğal gazı bedava vermekle övünüyorlar halkımız buna da aldanmasın. Çünkü en kısa zamanda e, bunun da bedelini milletin sırtına yükleyecekler hem de en kısa zamanda. Bakın iş dünyası bile artık tedirginliğini gizlemiyor. Nitekim TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan bile artık suskunluğunu bozdu. Geçen hafta şöyle bir açıklama yapmış. Göstergeler ekonomimizin belki de son 10 yılın en zor döneminden geçtiğine işaret ediyor. Buna göre ihracat yeniliyor, cari açık artıyor, net rezervler eksiliyor, bütçe açığı büyüyor, hayat pahalılığı satın alma gücünü düşürüyor, yüksek enflasyon bilançoları bozuyor ve işlem maliyetleri bozuluyor, politika faiz oranının düşük olmasına rağmen yatırım canlanmıyor. Türk lirası değer kaybediyor, yabancı yatırımcı gelmiyor, uzun süredir ilk defa ikiz açık yaşıyoruz diyor. Geçen dönem işçi ve memur sendikaları ses yükseltiyordu. Şimdi iş dünyasından bile sesler yükselmeye başladı. Artık onlar da sessiz kalamıyor. Durum vahim. Bakın, bayram sonrasında Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. O TÜİK'in ısmarlama verileriyle bile 6 aylık enflasyona refah payı eklenerek memur ve emekli maaşları hesaplanacak. i̇ktidarın vaadi neydi? En düşük memur maaşı 22 bin lira olacaktı. Peki 22 bin lira verilse bile bu alım gücü yükselecek mi? Yaşam standardı iyileşecek mi? Hiç de kolay görünmüyor maalesef. Çünkü artan kira, gıda, akaryakıt fiyatları ve diğer kalemler maalesef buna izin vermiyor. Ürkütücü bir başka veri de şu. 58 ülkeden 14'ünde konut fiyatlarında reel artış yaşanırken zirvede Türkiye bulunuyor. 43 ülkede reel konut fiyatları düşerken Türkiye'deki yıllık yüzde 51'lik artış dikkat çekiyor. Yani yeni ev satın almak veya kiralamak isterseniz yandınız demek. Çünkü fiyatlar el yakıyor. Şimdi emekli ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. 2000 liralık bir bayram ikramiyesi var. Eğer Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı bu bayram ikramiyesi kurban bayramında 15 bin lira olacaktı. Ve emekli de rahatlıkla bayram alışverişini yapıp torununa istediği gibi harçlık verebilecek kurbanını kesebilecekti. Şimdi 2 bin liralık bir bayram ikramiyesiyle emeklinin bunları yapamayacağı ortada çünkü bir küçük baş hayvanın fiyatı bile 7-8 bin liradan başlıyor verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesiyle emekli maalesef küçük baş kurbanın ancak dörtte birini kesebilecek durumda yazık çok yazık yıllarca çalış devlete hizmet et çeşitli kademelerde Emeğini ortaya koy, sonra e, sana bir kurbanın dörtte biri layık görülsün. Ne yazık ki AKP koca bir enkaz yarattı. Şimdi de o koca enkazın içinde debelenip duruyor ve iktidar e, duyunu umumiye hükümeti bu ta, bu kavrama çok takılıyorlar. Niye duyunu umumiye hükümeti diyorsunuz diye duyunu umumiye hükümeti uluslararası tefecilere ve onların yandaşlarına devleti teslim eden hükümet demek. Bunlar da bu şekilde devleti uluslararası tefecilere ve onların yandaşlarına teslim etmiş durumda. Nereden mi anlıyoruz? Her ay 2 milyar 222 milyon 770 bin dolar faiz ödüyoruz her gün 73 milyon 88 bin 24 dolar faiz demek bu. Yani günlük ödediğimiz faiz. Bu ne demek? 85 milyon borç batağına sürüklenmiş, uluslararası tefecilere çalışır hale gelmiş demek. İşte bu yüzden biz bu iktidara, bu hükümete duyunu umumiye, hükümeti duyunu umumiye iktidarı diyoruz. İşsizlik bu iktidarda işte işsizlik, yolsuzluk, uyuşturucu baronları, enflasyon, artan döviz kurları, kaçak medreseler, asgari ücret, staj ve çıraklık mağdurları, 2000'ler sonrası sigorta girişi olanların kademeli emeklilik istekleri, kadro bekleyen taşeron işçiler, bağ kurunu ödeyemez hale gelen dükkanını kapatma noktasında olan esnaflar, sayıları gitgide artan mülteciler, 128 milyon doların kaybı, 1 trilyon 750 milyarlık faiz ödemeleri konuşulsun istemiyor. Ne konuşulsun istiyorlar? Varsa yoksa Cumhuriyet Halk Partisi. Ekonomi kötü. Bunu son bakan Mehmet Şimşek de söylüyor. Biz son bir buçuk yıldır elin parasını korumaya çalıştık. Gözleri ışıldayan bakan Nebati'nin çağın buluşu diye takdim ettiği kur kolmalı mevduat hesabı çuvalladı kur alıp başını gidince iktidar ve bizdeki mevduat sahipleri de onu takip edince iktidar kur korumalı mevduat hesabı diye bir formül uydurdu. Bu hesaba geçenler Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı kayıptan güya etkilenmeyecek ve bu kadar alacağı faizle kazançlı çıkacaktı. Başlarda bu hesaba geçenler için bu iş kazançlı gibi gözükse de hükümet çeşitli düzenlemelerle baskılarla bulunduğu yerde ya da sabitlemeye çalıştığı için kuru bu durumda bir şey değişmemiş gibi göründü. Çünkü kur kaybı olmadan bankanın ödediği faiz alındı. Ancak bu faiz enflasyon düşükken hesap sahipleri bir süre sonra kurun baskılandığını anlayınca risklerin büyümesinden dolayı kur kolumanı mevduattan vazgeçtiler. Sonrasında çaresiz kalan AKP bankaların vereceği faiz için koyduğu tavanı kaldırdı. Bu durumda da faizi düşürmek için uyguladıkları bu model tersine dönmüş oldu. Biz bir buçuk yıldır elin parasını korumaya çalışmak yerine kendi paramızı korumak için uğraşsaydık bugün başka bir noktada olacaktık. Enflasyon ve Merkez Bankası politika faizi yüzde on dokuz iken faize ve kura karışmamış olsaydı Bugün ne enflasyon ne de kur bu seviyede olmayacaktı. Kendi paramızla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Sözde faizi yükseltmeyeceklerdi ama yapamadılar. Merkez Bankası'nın faizini yüzde sekiz buçuklara düşürmelerine rağmen mevduat faizi yüzde otuz beşlerde kredi faizi ise yüzde kırk beş ellilere çıktı. İhracat arttı artmasına ama ithalat çok daha fazla arttı ve cari açığımız yükseldi. Özetle AKP bu ekonomi modelinde de başarılı olamadı ve yine bir çuval inciri berbat etmiş oldu. Şimdi bakan değiştirmekle, Merkez Bankası'nın tepesindekini değiştirmekle bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. İstediği kadar kişisel değişiklikler yapsın, sonu aynı. Ekonomiyi düzeltmek için önce yargı, yargı bağımsızlığını sağlayacaksın, adaleti getireceksin, liyakati tesis edeceksin, demokrasiyi işselleştireceksin. Bunlar olmadan ekonomi asla düzelmez. Ve seçim öncesi AKP'nin bir takım vaatleri vardı. Ne dedi seçim öncesi? Okullara öğretmen atacağız dedi. Manevi danışman adı altında imam ve vaiz atadı. Ekonomi düzelecek, faiz düşecek dedi. Dolar 24 liraya, euro 26 liraya dayandı. Adaleti getireceğiz dedi. 16 yaşındaki çocuk afişe kaş ve bıyık çizdiği için tutuklandı. Zam yok dedi, iğneden ipliğe her şeye zam yağdırdı. EYT tamam dedi. Aylar geçti, maaş bağlanan EYT'li %20'yi bulmadı. Yerli uçak, araba, traktör dedi. Kendi ürettiğimiz buğdayı, şekeri, mercimeği dahi ithal eder hale getirdik. Ve eğitime baktığımızda eğitimde de sorunlar artarak devam ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi Erdoğan Haydarpaşa Lisesi Karne Töreni'nde ne demiş? Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, genç kaplarımız var. Bunu söylerken bir şey daha söylemek zorundayım. Merdivene, merdiven altı kapkaşçılara kendinizi kaptırmayın demiş. Tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Kendisi de gayet iyi biliyor. AKP vakıf ve derneklerin kaçak eğitim merkezleri açmalarını kolaylaştırmak için iktidara geldiği günden bu yana bir takım çalışmalar yaptı. Neydi? Mesela bunlardan en önemlisi 2013 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesini yürürlükten kaldırdı. Kanuna aykırı eğitim kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlara verilen 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ortadan kaldırıldı ve bu süreçten sonra da binlerce kaçak sözde okul medrese açıldı. Onların açılmasının yolu açılmış oldu. Eğer merdiven altı kapkaççılar varsa bile bunların sayısı 2013'ten sonra katlandı. Ayrıca Karamanda yaşanan istismar vakasından sonra ortaokul düzeyinde yurt açma yetkisi de özel sektöre verildi. Bu süreçte Maddi durumu iyi olmayan ailelerin, özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları vakıf ve derneklerin, vakıf ve derneklerin yurtlarına mahkum edilmiş oldu. Sonucunda da e, şu an ülke genelinde binlerce sıbyan okulu, medrese, kurs, kaçak yaz okulları gibi oluşumlar bulunuyor ve bunların hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmiyor. Bakın bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı 7 Nisan 2012 tarihine kadar bu kurumların denetimden sorumlu bir kurum iken bu tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim yetkisine son verilmiş. Bu denetim konusu da Diyanet'in uhdesine alınmış ve aynı düzenleme ile kış Kur'an kurslarında ilk öğretimi bitirmiş olma, yaz Kur'an kurslarında 5. sınıfı tamamlamış olma şartı da kaldırılmış. Yaş sınırı şartı kaldırıldığı için okul öncesi çağdaki 3-6 yaş çocuklar da Kur'an kurslarına alınmaya başlanmış. Ayrıca ilkokulu bitiren öğrenciler velisinin izniyle yatılı Kur'an kurslarına kayıt yaptırabilmekte. Yatılı Kur'an kursları çeşitli vakıf ve derneklerle ilişki kurarak bu bünyesindeki öğrencileri vakıf ve derneklerin ideolojilerine de açık hale getirmekte. Şimdi e, hem kendisi merdiven altı yapılara e, çocuklarınızı vermeyin diyor hem de kendi döneminde yapmış olduğu düzenlemelerle o merdiven altı yapıların açılmasına çoğalmasına olanak sağlıyor. Az önce anlattığım hükümlerle e, buna ne denir ancak bu ne perhiz bu ne lahana turşusu denebilir değerli arkadaşlar. Ve e, son olarak şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet kurulurken borçlu Türkiye buğday dahil her şeyi ithal eden bir ülkeydi. Savaştan yeni çıkmış, sanayileşmemiş bir ülkeyken 15 yılda fabrikalar kurup şeker, kağıt, kumaş, çimento, un birçok ürün ürettik. 1929'daki ekonomik buhrana rağmen 1934'te ithalatımız 75 milyon, ihracatımız 95 milyon liraydı. 1934'te bütçemizin 45 milyonunu Osmanlı'dan kalan dış borçlarımızı ödemeye ayırmışken dahi 1938'e geldiğimizde birçok sektörde kendi ihtiyacını karşılayan, kendi kendine yetebilen ve ihracat yapabilen bir ülkeydik. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef hemen hemen her alanda ithalata mahkum edilmiş, kendi üretiminden koparılmış bir ülke haline getirildik. Bunları da özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. de diğer anlaşma ama bir de emekli memurlarla ilgili 22.000 TL vaat üretti Sayın Bakan. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti zaten dedi. E, ama meclise henüz gelmedi. Bu iki soruyu değerlendirmemiz. Evet. Eee 22.000 lira seçim öncesi vaatleriydi ama henüz meclise gelen bir teklif yok 22.000 lira ile ilgili. Eee geldiği zaman bunun değerlendirmesini partimizin yetkili kurulları ile birlikte yapacağız ama şu bir gerçek az önce de söyledim. 22 bin lira veya asgari ücret olarak verilen 14.402 lira maalesef bugün ülkede vata, vatandaşın geçimini sağlayacak rakamlar değil. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin liranın üzerinde. Bu e, açıklanan rakam. Ama asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Yani e, 4 kişilik bir aileyi baz aldığımızda evde tek çalışan var. 2 çocuk da eğitimde ise 11 bin 402 lirayla hele hele kirada oturuyorsa bu ailenin bu koşullarda bu ekonomik krizde geçinmesi zaten mümkün değil. Kaldı ki 22 bin lira da artan kira... Gıda, akaryakıt fiyatları, her gün yağmur gibi yağan zamlar e, olduğu bir ülkede 22 bin liralık bir maaşla da yine özellikle kentlerde, büyük şehirlerde yaşayan memurların geçinebilmesi son derece zor e, günün ekonomik koşullarına uygun e, enflasyona, gerçek enflasyona uygun e, hayat standartını insanca yaşamayı sağlayacak, hayat standartını belli bir derecede yükseltebilecek rakamların hem işçiye, hem memuru, hem emekliye verilmesi gerekiyor. Keza bayram ikramiyeleri, 2000 liralık bayram ikramiyesiyle emeklinin bayramı yaşayamayacağı ortada. Bu rakamlar son derece düşük. E emekli maaşlarının, emekli bayram ikramiyelerinin, memur maaşlarının, işçi maaşlarının kesinlikle insanca yaşam düzeyini sağlaması, açlık sınırının üstünde olması biz öneriyoruz, söylüyoruz. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Evet, onunla ilgili de yarın açıklanacağı söyleniyor. Şimdi önce nas nas dediler. Ee, işte faiz indirimi yapacağız dediler. Sonra bir u dönüşü yapıldı faiz yükselteceğiz dediler. Ee, yani her seferinde vatandaşa e, sabır e, telkin edip e, Kemer sıkma politikasını vatandaşa yükleyen ancak kendi lüks yaşamlarından hiçbir zaman taviz vermeyen e, kendileri tasarrufta bulunmayan, bir iktidarla karşı karşıyız millete bir acı reçete yine çıkartılacak gözüküyor yapılan tüm seçim giderlerinin lüks harcamaların örtülü ödeneğin hepsinin maliyeti vatandaşın sırtına binecek gözüküyor evet kolay gelsin